sizlere bir Braille yazıyı tanıtmak istiyorum. Bugün şu an elimde görmüş olduğunuz kağıtta Braille yazı yazılmış. Bu yazıya halk dilinde kabartma yazı da deniliyor. Noktalardan oluşuyor ve görme engelliler dokunarak okuyabiliyor. Karabük Üniversitesi 2. kitap günleri 24 bin adet kitap bulunmaktadır. 230 yaklaşık yayın evi şu anda burada sergilenmektedir. Mekanın daha geniş olması veya mekanın daha verimli kullanılması açısından daha sonraki senelerde inşallah daha fazla yayın ve daha fazla yayın evi getireceğiz. Şu anda 24.250 civarında kitabımız var. Kaç yazar gelecek? Yazar olarak cumartesi pazarlar hariç her güne bir yazar getireceğiz. Toplamda 13 yazarımız burada olacak. Bunun dışında başka etkinlikler de var mı? Başka etkinliklerimiz zaten kitap günlerinin genel teması engelsiz bir hayat. Ayşe Işık Hanım burada yağlı boya resimleri yapacak. Kendi fotoğraf, resim sergisi burada aynı zamanda sergilenmekte ve işte ziyaretçilerimiz resimleri görme imkanına sahiptirler. Sayın Rektörüm, Engelsiz Hayat toplum evet. temalı aynı zamanda bir resim sergisi, aynı zamanda evet. bir kitap günleri düzenleniyor. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi üniversitemizde bu tip etkinlikleri biliyorsunuz uzun süredir yaygınlaştırarak, çoğaltarak gidiyoruz. Kitap merkezli bir kültüre sahip olalım istiyoruz üniversite olarak. Tabii bugünün konsepti de engelsiz yaşam üzerine kurulu. Az önce de çekimini yaptınız. Kollar olmayan bir kardeşimizin resim yapma çalışmalarını, resimlerini gördük. Görme engelli bir kardeşimizin Braille alfabesi okumasını gördük. Duygulanmamak mümkün değil bu azim, bu şey. İnanç. İstiyoruz ki toplumumuz hem engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı olsun hem de okumaya karşı, kitap okumaya karşı bilinçli olsun istiyoruz. Üniversite olarak da bu tip etkinliklerin kapısı sonuna kadar açıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde devam edecek mi? Tabii ki devam edeceğiz. Yani bunu zaten takip ederseniz üniversitemizin murtat aralıklarla biz bu etkinlikleri yapıyoruz. Nisan ayında yine böyle etkinliklerimiz oluyor. Meydanda oluyor, açık havada oluyor genelde. Umarım hem öğrencilerimizin hem halkımızın hem orta öğrenim okullarının bu sergiye ilgisi olur. Hepsini davet ediyoruz. Yine tekrar arkadaşlarımıza talimat vereceğiz. Okul müdürlerine temasa geçip okulları buraya davet edeceğiz ki öğrenciler buraları gelsinler. Kitap bilincine sahip olsunlar. Aynı zamanda 11 tane yazar gelecek. Her gün bir yazar olmak üzere okuyucularla buluşturacağız. Onlarla bir söyleşi tarzında bir etkinliğimiz olacak.